Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Yeniden Cabiri derslerimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere son yapmış olduğumuz dersimizde beyani aklın kategorilerini ele almış ve bu kategorilerin alt başlıklarını tespit ederek bundan sonra bu beyani aklın üç ana kategorisi üzerinden yapısal analizlerini yapacak ve onu ele alacaktık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve bu yapısal analizin ilki olan lafız-anlam ilişkisi üzerinden Cabiri merhumun bize beyani aklı nasıl analiz ettiğini, onu nasıl ortaya koyduğunu ve beyani aklın akledilişinde bu ilişkinin nasıl bir rol oynadığını görmeye çalışalım. Her zaman yaptığımız gibi müsaadenizle tahtamızı açalım ve böylece dersimize başlayalım. Cabiri okumaları 22.ye geldik ve sayfa 53 ile 69. sayfalar arasındaki bölümü sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu ikinci kitap olduğunu belirtelim. İkinci kitabın 53 ve 69. sayfaları. Bu arada bundan sonraki derslerimiz daha önce de birkaç vesileyle temas etmeye çalıştığım gibi olabildiğince detayları ele alacağından ve spesifik noktalar üzerinde duracağımız için kitabın üzerinden dersleri birlikte izlemeye ve takip etmeye çalışırsanız çok yararlı olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Değerli izleyenler, gördüğünüz üzere başlığımız beyani aklın, beyani akıl yazalım buraya. Beyani akıl. Beyani aklın kategorilerinin içerisinde en önemli husus dil idi ve dil üzerine temellenen bir akıldan söz ediyorduk. Burada lafız ve anlam ilişkisinden başlamak son derece isabetlidir. Sadece hatırlatmak için söyleyeyim. Beyani aklın kategorilerini ele aldığımızda üç ilmi disiplinden söz etmiştik. Bunun birisi Arap diliydi, diğeri fıkıhtı, öbürü de kelamdı. Dolayısıyla Arap beyani aklın üç ilim dalı üzerinden yapısal analizini ele alacağız bu bölümde. Ve bu detayların bize beyani aklın ne anlamda bir akıl olduğunu görmemizi sağlayacak. Bütün bu okumalarımızın hepsinde dikkatlerimizden kaçmaması gereken ve daha önceki derslerimizde üzerinde durduğum bir hususu bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Beyani akıl, beyani sözcüğünün üzerinde durduğumuzda söylediklerimizi hatırlarsanız her zaman bir ayırt etme, bir fasl üzerinden devam eder, kendini ifşa eder. Dolayısıyla fasl etmek, ayırt etmek beyani aklın en temel karakteristiğidir. Bu açıdan baktığımızda bizim beyani akıl dendiğinde zihnimizin her zaman bir ayırt etmenin, bir fasletmenin, bir ayrıştırmanın temeli üzerinden yürümemiz gerektiğini hatırlaması gerekiyor. Böyle olunca fas, ayırt etme, ayrıştırma ve ayırt etmek üzerinden izhar etmek, ayırt etmek üzerinden ifşa etmek, ayırt etmeye bağlı olarak açıklamak, açık etmek özelliğini taşıyan beyani akılda fas her zaman tarafları gerektirir. Taraflar, yani diğer bir ifadeyle alternatifler gerektirir. Eğer taraflar yoksa, alternatifler yoksa bir fasıldan söz edemeyiz. Bu itibarla beyani akıl her zaman teklik üzerinden değil, çokluk üzerinden hareket eder. Ve çokluğun söz konusu olduğu yerde o çokluk içerisinde neyin öne çıkacağı, neyin doğru ve hakikati temsil edeceğini belirlemek bir fasıldır, bir fasl ayırt etme işidir ve bunun adına beyan diyoruz. Bu itibarla Cabiri merhum konuya girerken lafız anlam ilişkisini ele aldığı noktada tam da bu husus üzerinde yeniden durur ve lafız anlam ilişkisinde lafzı anlamı belirleyen, anlamı netleştiren,
anlamı ifşa eden kalıp olarak bize sunar. Burada son derece önemli bir husus belirlememiz gerekiyor. O da lafız. Dolayısıyla lafız her zaman anlamın kendisini dışa vurabileceği, ifşa edebileceği bir kalıptır. Böyle olunca beyani akılda lafzın ne kadar önde olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar belirleyici olduğunu bugünkü dersimizde de bunlar üzerinde duracağız, göreceğiz. Dolayısıyla lafız anlam ilişkisinde beyani akıl, dil temelli, dil üzerinden yürüyen ve dil üzerinden işlevsel olan bir akıl olduğu için lafız burada belirleyicidir ve bir anlamda dil dediğimizde bunun lafız ile olan ilişkisini asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Dil bir lafızdır. Dolayısıyla anlam lafız ile belirlenir ve anlam lafız ile ortaya çıkar. Ve her zaman önde gelen, belirleyici olan lafızdır. Bunun üzerinde duruyorum çünkü irfani akıldan söz ettiğimizde bunun tersine dönüştürüldüğünü göreceğiz. Bu itibarla beyani aklın lafız anlam ilişkisinde lafız öndedir, anlam lafza bağlı, lafza tabidir. Bu itibarla Cabiri merhum Halil bin Ahmed'in erken dönem dilin kalıplarını belirlemeye yönelik çalışmalarından söz ettiğinde mümkün tüm hecelerin yine mümkün tüm kombinasyonları üzerinden Arap dilinin kökenini, kök hecelerini belirlediğinde ortaya çıkan devasa rakam bize lafzın iki önemli özelliğini ortaya koydu. Bu iki önemli özellikten birisi lafzın anlamlı olanları, anlamı olan lafızlar, buna müstamel diyeceğiz. Bir de anlamsız olan lafızlar. Buna da mühmel diyeceğiz. Demek ki Halil bin Ahmed'in Arap dilinin oluşmasını mümkün kılan, dilde kullanılan sözcükleri belirlemeye yönelik çabasında mümkün bütün kombinasyonları oluşturduğunda ortaya çıkan devasa rakamda karşımıza iki durum çıktı. Birisi anlamlı olan lafızlar, diğeri de anlamsız olan lafızlar. Şimdi lafız hem anlamlı olana hem de anlamsız olana delalet ettiğinde doğal olarak beyani akılda lafız anlamdan daha kapsamlı bir şeydir. Çünkü dikkat buyurunuz. Anlam tek bir şeydir. Lafızsa anlamlı olanı ve anlamsız olanı olmak üzere iki gruba ayrılır. Burada beyani aklın lafız ile olan ilişkisinde bu ikili durumun son derece önemli olduğunu, daha sonraki tüm İslami ilimlerin teşekkülünde ve akıl yürütmesinde ne kadar belirleyici bir faktör olduğunu görmemiz bakımından daha dersin başında bu ayrım son derece önem arz eder, dikkatlerinize arz ediyorum. Şimdi böyle olduğunda lafız anlamdan daha önemli, daha belirleyici olduğunda böylece biz anlamı lafızların sınırıyla sınırlarız. Ve öyle olur ki lafız anlamsız olan lafızları da içine almak üzere anlamı bütünüyle içine alır. Böylece beyani akılda anlam lafzın arkasından gider. Lafzı belirlemek, lafzı tespit etmek, anlamı da belirlemek, anlamı da tespit etmek anlamına gelir. Bu itibarla nahiv, sarf, morfoloji bunların hepsi Arap dilinin erken dönem teşekkülünde kesinlikle anlamı belirlemeye yöneliktir. Anlamı belirlemeye yöneliktir. Dolayısıyla nahvin kurallarını koyma, nahvin kalıplarını belirleme, sarfın kalıplarını belirleme ve bunların mümkün tüm kombinasyonlarını ortaya koyma. Bunların tamamı anlamın tespitine yönelik. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Beyani akılda anlamın sınırı lafızdır. Evet, bu son derece önemlidir ve bunları
bazı temel önermeler halinde buraya yazmamızda fayda var. Çünkü birazdan bu hususun detaylarına geçtiğimizde bize lazım olacak. Bunun için tüm dil bilimcileri derler ki, bir, anlam lafza bağlıdır. Bunun anlamı şudur. Anlam lafzın izin verdiği ölçüde var olabilir. Biraz sonra Aristoteles'in kategorileriyle Arap dilinin kategorilerini karşılaştırdığımızda bu konu bizim için son derece önem arz edecek. Dolayısıyla lafız anlamın sınırlarını belirler ve anlam ancak lafzın ona izin verdiği ölçüde var olabilir. Anlamın varlığı, varlığının muhtevası ve çerçevesi tamamen lafza bağlı. Bu birinci önermeyi tamamlayıcı mahiyette, ikinci bir önermeyi yine dil bilimcileri çok önemseyerek üzerinde dururlar ve belirlerler. Derler ki lafız değiştiğinde anlam da değişir. İza tağayyara lafz fetağayyara mana, lafız değiştiğinde anlam da değişir. Bu son derece önemli bir şeydir. Dolayısıyla burada yine anlamın lafza nasıl bağlı olduğunu, lafzın değişmesi ile birlikte nasıl anlamında değiştiğini görmemiz son derece önemlidir. Üç, lafızda ziyade anlamda da ziyadeye tekabül eder. Bu son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Dolayısıyla lafza yapılacak herhangi bir ilave, lafızda meydana gelecek herhangi bir artış anlamda da mutlaka bir artışa delalet eder. Böylece lafzın anlamın alanını belirleyici olmada ne kadar önemli olduğunu görmemiz son derece önemli. Az sonraki örneklerde de göreceğiz ama şimdilik hemen acil bir örnek vermede fayda var. Örneğin mesela katele. Bakın, üç harften oluşan bir sözcük katele. Katele dediğimizde bir öldürmektir ve bu bir kişinin öldürme eylemini ifade eder. Buna bir elif ilave edelim. Bakın, bir elif ilave edelim. Katele yapalım. Bir elif, bakın. Bir elif ziyade ettik. Anlam hemen birinci katelenin anlamından katileye geçtiğimizde anlam arttı. Artık burada en az iki kişi olmak üzere birçok kimsenin karşılıklı birbirleriyle olan mücadelelerine, savaşlarına, harplerine vesaireye delalet eden bir anlam kazandı. Arapçanın bütün kalıplarına baktığımızda lafzın değişmesiyle anlamın değiştiğini, lafzın ziyadeleşmesiyle anlamın ziyadeleştiğini görürüz ki bu son derece önemli bir husus. Konunun tam da burasında Arapçanın erken dönem teşekkül ettiğinde onun geçirdiği dilsel safhalarını da göz önüne aldığımızda Arap dilinin diğer dillerden farklı olarak kendine özgü karakteristiği olduğunu ve bunun da onun lafız anlam ilişkisine yansıdığını, bu yansımanın da bir tabii bir akıl kategorisi olmak bakımından beyani aklın işleyişine doğrudan etki ettiğini görmemiz son derece önem arz eder. Şimdi müsaadenizle. Ebu'l Esved Eddüeli hikaye ederler ki kızıyla, küçük kızıyla gezerken bir gün kızının kendisine şöyle dediğini görür. İsmini yazalım. Ebu'l Esved Eddüeli. Şimdi bu
henüz birinci asrın ilk yarısından söz ediyoruz. Birinci asrın daha ilk yarısındayız. Gezerlerken kızının havanın ne kadar sıcak olduğunu, ne kadar sıcak, ne kadar çok sıcak hava demek istediğini ifade eden bir cümle kurar kızı. Şöyle bir cümle kurar. Ama bu, bakın bir yazı yazdım. Şimdi bunun üzerinden bayağı konuşacağız ve buradan devam edeceğiz. Böyle bir yazı var karşınızda tahtada. Şimdi bunu seslendiriyor kızı. Diyor ki, ma eşeddül harri. Bu bir soru oldu. Babası da Ebu'l-Esved Düeli de diyor ki, falan ayın çöldeki sıcaklığıdır diyor. Bu cümlenin anlamı en sıcak gün ya da zaman nedir demektir. Babası falan gündür, falanca zamanın sıcaklığıdır deyince kızı diyor ki ben bunu sormadım ki baba sana diyor. Ve ne sordum? Ben hava ne kadar çok sıcak demek istedim. Diyor ki o zaman böyle söylemeyeceksin. Bakın. Ma eşeddel harri diyeceksin diyor. Bu ünlem ne kadar sıcak demektir. Peki değerli izleyenler. Bununla bunun arasında yazım bakımından hiçbir fark var mı? Hayır. Bakın aynı yazı. Sadece seslendirildiğinde anlamı ifşa eden, buna ref diyoruz, buna nasb diyoruz. Harekeler söz konusu oldu. Çünkü Arapçadaki bütün harfler sessizdir. Onların seslendirilmesi için harekelere ihtiyaç vardır ve harekelerle seslendirilirler. Tamamı sessiz harften oluşur Arapça ve harekelenerek yani okunarak seslenirler. Ve doğal olarak yazılı bir metin, buraya lütfen dikkat edelim. Yazılı bir metin son derece önemli bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Yazılı bir metin okunmadan anlamsızdır. Şu karşıda gördüğümüz şeklin bir anlamı yoktur. Ne zaman anlam ortaya çıkar? Anlam okunduğunda ortaya çıkar. Peki okunduğunda ne olur? Okunduğunda ne olur? Bunu farklı renkle müsaadenizle yazacağım. Bir metin okunduğunda harekelenir. Hareke koyarız. Peki hareke koymak ne demek? İrab yapmak demektir. Yani kelimelerin sonuna anlamı belirleyecek işaretler koymak. İrab, işaret koymak demektir. Peki irabın anlamı nedir? İzhardır. Açığa çıkarmaktır. İzhar nedir? Beyandır. Daha önce de konuştuğumuz. Öyleyse beyani aklın dil bölümünde lafız anlam ilişkisinde en önemli üzerinde durduğumuz şey nedir? İrabdır. Bir metnin okunmasıdır, seslendirilmesidir. Seslendirilme kelimelerin sonuna onların anlamlarını belirleyecek olan harekeler koymaktır. Bu harekeler anlamları belirler. Bunlar olmaksızın onun bir anlamı yoktur. Anlam veremeyiz. Dolayısıyla beyani akıl o zaman ne oldu? İbareyi ya da bir anlamı seslendirdi. Dikkat buyurunuz. Bunun bir anlamı var. Bu ifadenin bir anlamı var. Bunun da bir anlamı var. Ama anlam lafza bağlı olduğu için seslenmeden ortaya çıkamıyor. Fakat bu anlam, şu anlam, şu anlamdan farklı. Farklarını da seslendirilmeden gösteremiyorlar. Ne anlam seslendirilmeden ortaya çıkabiliyor?
ne de anlamlar arasındaki fark seslendirilmeden tezahür edebilir. Dolayısıyla Arap beyani aklın dil konusunda lafız anlam ilişkisine yoğunlaşması, erken dönem birazdan bahsedeceğim, çok büyük dilcilerin bu meselelerin üzerine yoğunlaşarak bunların kalıplarını ve kurallarını belirlemeye yönelmeleri hoşuna değil. Çünkü bu bir aklın kategorisidir ve bir aklın işlevsel olmasını belirleyecektir. Doğru belirlenmelidir, doğru sonuçlar verebilmelidir. Bunun için de çok önemli ilkelere ihtiyaç var. Şimdi konuya yeniden dönecek olursak, o halde Arapça, Arap dili hareketsiz bir dildir. Harekelenmesi için okunması, seslendirilmesi gerekmektedir. Harekeler iraptır. İrap, izhardır, manayı ortaya çıkarır. İzhar da beyan demektir. Açıklamadır, açık etmektir. Ve dolayısıyla beyani akıl, irabi bir akıldır. Beyani akıl, nahvi bir akıldır. Şimdi tam da burada meselenin daha da özüne inerek konuyu netleştirmeye çalışalım. Örneğin, erken dönem Arapçanın gelişmelerinde şu noktalamaların da olmadığını düşünelim. Yani bu sözcüğün şöyle yazıldığını düşünelim. Böyle yazılıyor. Bunu seslendirmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar çok farklı seslendirilme imkanlarının bulunduğunu az sonra özellikle İbn-i Cinni üzerinden yapacağım analizlerde, tahlillerde bunu göreceğiz. Arapçanın lafız anlam ilişkisi hususunda ne kadar önemli bir noktayı ele aldığımızı göreceksiniz. Bunu katele okursam başka anlama gelir. Kabile okursam başka anlama gelir. Kaf değil fe okursam başka anlama gelir. Bunu nun, be, te okuma imkanımız söz konusudur. Okuyabiliriz. Ne kadar önemli farklı anlamlara geldi. Şimdi böyle olduğunda Arapçanın özellikle Sibebeyhin el kitabında 5 ciltlik devasa eserinde Sibebeyh el kitabında nahvin bu temel kurallarını belirlerken lafzın anlama delaletinin nasıl da mantıkla ilişkisini kurduğunu, mantıkla birlikte bu manaya delaletin ve manayı açığa çıkarmanın üzerinde durduğunu az sonra örnekleriyle gördüğümüzde de göreceğiz. Beyani aklın yapısını incelerken lafız anlam meselesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar detayları üzerinden bu dersleri yaparak konuyu anlamaya çalışacağımızı da şimdiden sezdiğinizi umut ediyorum. Şimdi başka bir örnek üzerinden devam edelim. Ve burada harekelemenin yani bir kelimeyi merfu okumanın, ref ile okumanın yani ötre diyoruz buna Türkçe'de okumanın ya da bir kelimeyi nasb ile okumanın ya da fetha ile okumanın anlama neler kattığını, neler katacağını görmemiz bakımından bir başka örnek üzerinden daha yürüyelim müsaadenizle. Şöyle bir örnek yazalım. Diyor ki konuya örnek verirken Sibe Bey. Lehu ilmun. Lehu ilmun. İlmul fukaha. İlmul fukaha. Bakın bu bir okuyuştur. Aynı sözcüğü cümleyi bir daha yazalım. Lehu ilmun. Bu defa ilmel fukaha diye okuyalım. Nasb ile okuyalım. Bunu ref ile okuduk.
Bunu da Nas bile okur. Lehu ilmun ilmul fukaha ile lehu ilmun ilmel fukaha dediğinde muhatabıma tam olarak ne demiş oluyor? Dikkat buyurunuz. Aynı yazılışa sahip şu cümleyi harekelemeden bu cümleyle bu cümlenin arasında fark yok. Bu iki yazı okunmadan aynı yazıdır. Seslendirilmeden aynı yazıdır. İki tür seslendirme imkanımız vardır. Ref ile ve nasb ile seslendirdiğimizde iki farklı anlam kazandırıyoruz. Dolayısıyla iki farklı anlamın kazandırılmasının burada lafzın manaya delaletinin efendim isabetinin daha dikkat buyurunuz. İkinci asırda Sibebeyh'in inanılmaz derecede lafız, anlam ve gösterilen üzerinde yapmış olduğu analizler, mübalağasız olarak söylüyorum ve ilerideki derslerimizde bunların üzerinde duracağız. 19. ve 20. yüzyılda ortaya çıkan Batı dil felsefesinin önde gelen isimlerinden Bernard Russell gibi, Gottlob Frege gibi son derece önemli isimler, Ludwig Wittgenstein de buna dahil, tabii pek çok isimler. Bunları ileride dil felsefesiyle ilgili felsefe derslerimizde ele aldığımızda detaylı bir biçimde duracağız. Frege'nin ünlü eserine bakın. Örneğin Anlam ve Gönderim üzerine yazmış olduğu o çok ünlü eseri İngilizce On Sense and Reference olarak çevrilen, hatırlayabildiğim kadar Almancası galiba Über Sinn und Bedeutung olacak. Anlamın lafız üzerinden, lafızla nasıl ifşa edildiğini, ifşa edilen anlamın gösterilenle ne tür bir ilişkisinin olduğuna ilişkin 19. ve 20. yüzyıl tüm dil felsefecilerinin temel uğraşı alanı olan meselenin 12 asır önce Müslüman ulemanın dil bilimcileri üzerinde özellikle ne kadar detaylı bir biçimde ele alındığını gördüğümüzde şapkamızı çıkarmak ve ceketimizi ilikleyerek karşılarında saygıyla durmak hissine kapıldığımızı ifade etmem gerekir. Sonraları neler olduğunu konuşacağız. Ama erken dönem o kadar müthiş bir mesainin şahidi oluyoruz ki ruhları şad olsun, hayran olmamak mümkün değil. Şimdi diyor ki Sibbe Lehu ilm ilmul fukaha diye ref ile okursak ref dilde kemali ifade eder. Ve her zaman nasptan daha üstündür. Bakın bunları ileride göreceğiz. Dilde bile bir derecelendirme, bir fazilet vurgusunun olduğunu göreceğiz. Amilin mabulden üstün olduğundan vesaireden, ref'in nasptan üstün olduğundan falan bahsedeceğiz. Bir üstünlük meselesinden, bir derecelenmeden, bir hiyerarşiden de sürekli söz edeceğiz. Aklın kategorileri meselesinde bu son derece önem arz ediyor. Bir sözcüğü merfu olarak okumak, merfu olarak okumak, son derece önemlidir. Refle okumak kemale delalet eder. Onun için de Arapçada, mesela Arapçada mübteda merfu okunan ilk sözcüktür. Mesela el kitabu. Kitabu. Bakın merfu okuduk. Mübtedadır. Ve haberden önemlidir. Haberden önce gelir, haberden önemlidir. Ve bu lehu ilmun ilmul fukaha dediğimizde bu kimsenin mükemmel kemale ermiş bir ilminin olduğunu, ilimde otorite olduğunu ve alim ve fakih olduğunu ifade eder.
O tam bir fakihtir demektir. Lehu ilmun ilmul fukaha. Onun ilmi fakihlerin ilminden ne kastediliyorsa işte odur. Kemaldedir, yetkindir, yeterlidir demektir. Ama lehu ilmun ilmel fukaha diye nas bile okursak bu bir nispeti gösterir. Yani gibidir. Ulemanın, fukahanın ilmi gibidir. Ona benziyor. Yani olgunlaşmaya doğru gidiyor. Fena değil ama şunun kadar da değil. Ondan biraz eksik olduğunu, geride olduğunu, onun kadar kamil olmadığını ifade eder. Şimdi dilin, anlamın ne ölçüde derinliğini, ne ölçüde spesifik boyutlarını belirlediğini, bunu belirlerken lafzın nasıl öne çıktığını bu örneklerde o kadar iyi görüyoruz ki az sonra başka örneklerde yine bu hususu görmeye çalışacağız. Dolayısıyla beyani aklın kategorileri meselesini ele aldığımız bu dersimizde bu kategorilerin sadece lafız anlam ilişkisi üzerinden dilin mantığını konuşuyoruz. Şimdi bütün bu konuştuklarımız beyani akılda dilin mantığı nedir? Dil nasıl bir mantığa dayanıyor? Dilin mantığını konuşuyoruz ve dilin mantığı bağlamında ele aldığımız bu önemli meseleler özellikle erken dönemde Arap dili edebiyatının çok önemli nahiv alanlarını özellikle belirleyen ve bu hususun son derece önemli bir biçimde üzerinde durarak lafzın anlamı belirleyici olması hususunda ne ölçüde önde olduğunu, belirleyici olduğunu vurgulaması bakımından Sibeveyh'in bize verdiği bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Cabiri merhumun kitabından da hareketle. Yine Sibeveyh lafzın manaya delalet mertebelerini ele aldığında onu mantıkla da ilişkilendirerek mantık üzerinden de konuyu ele alır ve dört mertebede bize lafzın mana ile mantıksal ilişkisinin boyutlarını belirler. Birinci mertebe müstakim hasendir. Birinci mertebe müstakim hasendir. Örneklerini altına yazacağım için biraz boşluk bırakıyorum. İkinci mertebe müstakim kabihtir. Üçüncü mertebe müstakim kezip, dördüncü mertebe müstakim muhaldir. Sibeveyh El Kitabında bu meseleleri ele alırken lafzın teşekkülüyle anlamın mantıksal teşekkülü arasında bir bağlantı kurar. Bu nedenle erken dönem dilcilerde işte biraz sonra Sirafi ile Mettab bin Yunus tartışmasına yeniden atıfta bulunacağız. Daha önceden bahsetmiştim. Dersimizin bağlamı üzerinden orada da detaylarını göreceğiz. Dilcilerin dilin ve nahvin kurallarını belirlerken sadece kalıpları belirlemediklerini, aynı zamanda anlamı da belirlediklerini, böylece Sibeveyh'in El Kitabını okuduğumuzda erken dönem beani ve bedi belagat ile ilişkili hususları da okuyabileceğini, onun ön hazırlıklarını ve ifadelerini de bu devasa eserde bulabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü burada görmüş olduğunuz ifadelerin hemen renklendirerek aralarındaki ayrıma işaret etmek istiyorum. Şu müstakimler
nahi açısından ifadelerdir. Bir lafzın nahiv kurallarına göre düzenlenmesini ifade eder. Hasen, kabi, kezip ve muhal ise bu da mantıki delaletlerini gösterir. Dolayısıyla bu mantıki delalet ve dilsel delalet modern dil felsefesinde efendim öne çıkan dizgeyi ve dizgenin anlam ile olan ilişkisine baktığımızda ve kıyasladığımızda bunun ne kadar önemli bir hususa delalet ettiğini, bu nedenle Batılı filozofların ve bilim insanlarının Arap geleneği, Arap kültürü ve İslam kültürü söz konusu olduğunda dil konusunda dünyada hiçbir milletin, hiçbir kültürün Araplar kadar bu konuda ileriye gidememiş olduğunu teslim ettiklerini görmekteyiz. Müstakim Hasen dediğimizde burada hem nahi bakımından hem de mantık bakımından düzgün, düzenli kurulmuş bir cümleden söz ediyoruz. Mesela Kame Zeydun dediğimizde burada Kame Zeydun nahi bakımından müstakimdir. Bu kavramları inşallah kısmet olur Farabi'nin Risale fil mantıkını okursak orada çok daha detaylı bir biçimde bu kavramları mantık açısından Farabi üzerinden okuyacağız. Kame Zeydün nahi bakımından müstakimdir, düzgündür. Yani geçerli manasında, mantıki anlamda valid argument dediğimiz geçerli bir ifadedir. Ve aynı zamanda anlamı da hasendir, yani anlamı da doğrudur. Anlamı da doğrudur. Peki, bu ifadeyi şeyde birlik olması bakımından müsaadenizle örneği değiştirmek istiyorum. Diğer örneklerle yok fark etmez kalsın. Diğer örnekler de farklı olsun. Bir şey olmaz. Örneğin bu da nahi bakımından düzgün bir cümledir. Kad Zeyden ra'eytu. Bu da müstakimdir. Bir zamir de ilave edebiliriz ama bu da müstakimdir. Fakat cümleyi böyle kurmak kabihtir. Mantıksal bakımdan bu yukarıdaki cümleyle kıyaslandığında bu cümle bu cümleye nazaran mürekkeptir. Anlam bakımından bozuk mu? Hayır değil. Fakat nahivcilerin tercih ettiği lafız anlam mutabakatı uyumu lafzın anlamla birlikte eşdeğer güzelliklerini yansıtması bakımından ele aldığımızda burada bir dengenin bozulduğunu, lafız müstakim olsa da manayı çirkinleştirdiğini görüyoruz. Örneğin mesela Rafa'tu cebelen dağı kaldırdım cümle mi? Evet. Nahi bakımından doğru mu? Evet. Peki dağı kaldırabilir mi? Hayır. Yanlış mı? Kezip mi? Evet. Bakın mantıksal ilişki. Müstakim kezip. Normal olarak bu iki kavramın yan yana gelmemesi gerekir gibi görünüyor ama Sibeveh bunu çok harika bir biçimde bir araya getiriyor ve buradan hareketle dilin aynı zamanda mantıksal ve akli yönünü de ilişkilendirmek suretiyle tam olarak modalitesini adeta ortaya koymaya çalışıyor. Şu örnek de son derece önemli. Müstakim muhal. Bakın. Cetuke gaden. Cetuke geldim. Geçmiş zamandır.
Gaden de yarındır, gelecek zamandır. Gelecek zaman. Geçmiş ve gelecek gibi birbirleriyle zıt olan iki şeyi yan yana getirdiği için bu cümle nahiv bakımından lafzi olarak tükakaden müstakim midir? Evet, müstakimdir. Peki mümkün müdür? Hayır, muhaldir. Şimdi bütün bu ifadeler bize gösteriyor ki değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, beyani aklın lafız anlam ilişkisinde daha henüz mu başlangıcındayız. Dilin mantığı konusunu konuşuyoruz ve muhtemelen dilin mantığı konusunu birkaç ders konuşacağız. Bunu inşallah YouTube'a A bölümü diye koyacağım. A, B, C diye gidecek. Yani çok detaylı konular konuşacağız. Şu anda henüz konuya lafız anlam ilişkisi üzerinden lafzın anlamı belirlemede ne kadar önemli bir rol oynadığını, ne kadar önemli bir faktör olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tam da burada lafzın anlam ile ilişkisi üzerinden konuşurken anlamın ancak lafzın kendisine izin verdiği ölçüde ortaya çıkabildiğini söyledikten sonra beyani aklın lafız anlam ilişkisinde tam olarak dili en temelde neyin üzerinden ele aldığını, en temelinde neyi esas aldığını da biraz belirleyerek yolumuza devam edelim. Dilin mantığına. Dilin mantığı dediğimizde burada çok temel iki ekolden söz etmemiz lazım. Birisi Basra, diğeri de Kufe ekolü. Kufe, dilin tüm çıkarımlarının fiilden türediğini, fiili esas alır. Basra, mastarı esas alır. Cabiri'nin de haklı olarak söylediği gibi dilcilerin hassasiyetlerini paranteze alırsak bu lafzı bir şeydir. Asıl olan da fiildir. Mastar da bu fiilin adıdır, isimdir. Yani isim mi asıldır, fiil mi asıldır söylenmesi meselesinin detay ayrıcalıklarına ve yansımalarına özellikle fıkıhta ve kelamla ilgili tartışmalarda daha çok değineceğiz ve dilde de ileriki derslerimize değineceğiz ama şimdilik şöyle bir hususu belirlemek açısından söz ediyoruz. Neyi cevher olarak belirlemiş dilciler? Basra ve Kufe. Basra mastarı, Kufe fiili esas alırken aslında Cabiri'nin ifadesiyle birazdan karşılaştırmak bakımından söylüyoruz. Bu bir cevhere tekabül eder. Yani şudur. Dilin tüm üretimi ya fiilden ya da mastardan olur. Morfolojik olarak dilde ne üretirseniz üretin ya mastardan ya da fiilden üretiyorsunuz. Öyleyse ister fiili esas alın, ister mastarı esas alın, aldığınız şey cevherdir. Ne demek cevher? Dilin tüm olası imkanlarını gerçekleştirmeyi mümkün kılan şeydir. Öyleyse Arap dili olmanın imkan ve sınırları içinde gerçekleşirken bunu bir cevher üzerinden gerçekleştirir. Bu Kufelilere göre fiildir, Basralılara göre de mastardır. Peki, şimdi Cabir merhum diyor ki Arap dili beyani akıl bir kültürün aklıdır. Peki bir de Yunan kültürü, Yunan dili var. Bu da Yunan'ın aklıdır. Peki, o halde biz şimdi Arap dilinin cevher ve arazlarıyla
Yunan dilinin cevher ve arazlarını karşılaştıralım ve bu iki dilin ne ölçüde birbirini anlayabileceğini, karşılayabileceğini, bu iki aklın ne ölçüde bir mütekabiliyet imkanına sahip olduğunu görüyorum. Müsaadenizle tahtamdan geçici olarak ayrılıyorum izninizle. Burada görmüş olduğunuz Aristoteles'in kategorileriyle Arap nahvinin kategorilerini karşılaştırdığı çok esaslı, çok önemli bir hususun üzerinde durmaya çalışacağım. Malum olduğu üzere Aristoteles'in kategorileri, bunu inşallah ileride felsefe derslerimizde bu kategorileri sizlerle birlikte okumayı düşünüyorum. Kısmet olur, imkanımız olursa. Evet, bunlar 10 tane biliyorsunuz gördüğünüz üzere. Cevher, nicelik, nitelik, izafet, mekan, zaman, durum, mülkiyet, aidiyet, fiil yani etken ve edilgen, infial olmak üzere biri cevher, dokuzu araz olarak 10 kategoriden söz ediyoruz. Bu aslında birazdan tahtaya döndüğümde orada da yazıp izah edeceğim üzere Yunan aklının varlığı kavrayabilmesini mümkün kılan tüm kategorik altyapıdır. Bunları daha sonra Kant'ta farklı göreceğiz. Daha sonra başka yönlerden ele alanların olduğunu modern felsefede inşallah kısmet olursa görebileceğiz. Dolayısıyla bugünkü dersimiz itibariyle söyleyecek olursak Aristoteles'te nicelikten itibaren edilgenliğe kadar olan tüm arazi olan unsurlar, tüm arazi unsurlar ancak cevherin sayesinde var olabilirler. Bir cevher sayesinde var olabilirler. Peki Arap dilinde, Arap aklında neyin sayesinde var olabiliyorlar? Fiil sayesinde. Bunu mastar olarak da söyleyebilirsiniz. Peki, Arap dilinde ve beyani akılda fiili cevher kabul ettiğimizde, bakın, tüm türetimlerimizin yani tüm arazlarımızın cevheri hükmünde fiil tüm onun üzerinden ortaya çıkar. İsmi merre, mübalağa sıgalarıyla, ismi heyet, sıfat-ı müşebbehe, ismi taftil, izafetin Arap dilinde karşılığı yok bakın. Bu muzaf muzafın ileyh değil, nispetle ilgili bir şeydir, kategoridir. Karıştırmayalım, birazdan izah edeceğim. Dolayısıyla izafet terkibinden söz etmiyoruz. Nispetten söz ediyoruz. İyelikten söz ediyoruz ve bu kategori Arap dilinde yok. Dil olarak yok. Anlam olarak var, dil olarak, dilsel, fiilden türetilmiş bir dil karşılığı olarak, araz olarak yok. İsmi mekan, ismi zaman var. Bakın, kategorilerde, Yunan aklının kategorilerinde bulunan durum ve mülkiyet, aidiyet de yine Arap dilinde yok. Dilde bir mülkiyet yok. Durum ifade eden ifadeler yok. Bakın, ismi fail var, fiil, infial, ismi meful var. Fakat bu defa da Arap kategorilerinde mastarın karşılığı yok. Onun için fiili cabiri cevheri aldı da mastarı almadı. İsmi alet yok mesela. Bu karşılıklı eksikliklerden dolayı cabiri bize diyecek ki bu iki akıl asla aynı şeyi düşünemez. Her konuda mutabık olamaz haklı olarak. Neden? Çünkü akledilişteki temel kategorik eksikliklerden dolayı. Bu nedenle Cabiri'nin eseri okuduğunuzda da göreceğiniz üzere çok haklı tespitiyle ruhu şad olsun. Diyecek ki her iki akledişin, her iki dilin, her iki kültürün kendisine özgü birinin diğerine göre metafizik boşlukları bulunduğu için bu boşluk nedeniyle
metafizik anlamda bu iki kültür ve dil asla aynı noktayı görmek ya da aynı noktaya bakmak, aynı noktayı algılamak konusunda birbirleriyle mütekabil olamayacaklardır der. Şimdi bunu niye böyle bir efendim karşılaştırmayla ele aldığımız hususuna ilerleyen derslerde daha fazla inşallah değinerek üzerinde durmaya çalışacağım. Demek ki beyani akıl kendisini biz fiil üzerinden fiili cevher olarak kabul eder. Diğer bütün türettiğimiz şeyleri araz olarak onunla ilişkilendirirsek, burada da cevher ve araz olarak efendim Yunan dilini karşısına koyduğumuzda bazı kategorik farklılıkların ve boşlukların oluştuğunu gördüğümüzde buradan hareketle dildeki bu farklılığın akledişteki bir farklılığa yansıdığını ifade etmek istiyor. Son derece önemli bir şey. Peki Arap dilindeki kategorik olarak boşluklar manadaki boşluk mudur? Yoksa lafızdaki boşluk mudur? Lafızdaki boşluk. Öyleyse kategorik olarak lafız ve lafız üzerinden yürüttüğümüz akıl Aristoteles'te mantık ve anlam üzerinden yürütülen sonuçlardan farklı olacak. Farklı bakacaklar, farklı değerlendirecekler ve dolayısıyla bu fark lafız anlam ilişkisinde doğal olarak her iki kültürün ya da her iki akledişin mahiyetine yansıyacak. Peki bütün bu konuştuklarımızı iki isim üzerinden örneklendirelim. Bu örneği daha önce de konuşmuştuk. Sonra İbn Cinni'nin lafzın manaya delalet yolları üzerine üçlü bir taksimi var. Bu taksimi yapacağım ve dersi özetleyeceğim inşallah. Çünkü o delaletten devam edeceğiz. Bu son derece önemli. Lafzın manaya delaletine ilişkin yapmış olduğumuz çok son derece önemli üçlü taksiminden inşallah söz ederek sözlerimi toparlayacağım. Şimdi buraya iki tane isim yazalım. Arap dili açısından Sirafil. Bu isimlerden daha önce bahsettik zaten biliyorsunuz. Ebu Bişir Mettab bin Yunus. Bağdat Mektebi'nin ünlü mantıkçısı değil mi? Farabi'nin üstadı. Mettab bin Yunus. Bunların ünlü tartışmalarından da daha önce bahsettik. Ama şimdi burada çok önemli bir lafız anlam ilişkisi üzerinden Sirafi'nin Mettab bin Yunus'a yönelttiği sorular, aldığı cevaplar ve tartışmanın boyutları iki akledişin Aristoteles kategorileriyle Sibeveyh'in dil yapısı üzerinden belirlediği kategoriler üzerinden karşılaştırma yaptığımız bu karşılaştırmanın ne anlama geldiğini daha iyi fark etme imkanımız olacak. Şimdi Sirafi Mettab bin Yunus'a bir cümle kuruyor. Diyor ki sana şöyle bir cümle kursam desem ki Zeydün Eftalul İhve bu cümle doğru mudur diyor Sirafi Mettab bin Yunus'a. Mettab bin Yunus diyor ki evet doğrudur. Peki. Sirafi diyor ki şimdi başka bir cümle kuracağım. Zeydun affalu ihvetihi
Bu cümle doğru mudur diyor. Bu sefer Metta bin Yunus diyor ki evet doğrudur. Sirafi diyor ki birinci cümleye doğrudur dedim. Evet birinci cümle doğrudur. Ama neden doğrudur olduğunu bilmeden söyledim diyor. İkinci cümleye de doğrudur dedim. Oysa ikinci cümle yanlıştır. Ama sen doğru dedin. İşte görüyorsunuz ki diyor, sizin mantığınız hatalı, eksik, kusurlu. Bizimki doğrudur. Bizim dil mantığımız daha doğrudur. Onun için sizin Yunan mantığına bizim ihtiyacımız yok. İşiniz gücünüz rast gelsin diyor. Şimdi tam olarak ne oluyor da Sirafi böyle bir şey söylüyor? Az önce görmüş olduğumuz kategoriler üzerinden de baktığımızda tam olarak durum nedir? Konuyu nasıl anlamalıyız? Ve Cabiri merhum bu önemli örneği neden kitabında bize konuyu anlamamız bakımından verdi? Bunlar üzerinde duralım. Şimdi asıl olarak Sirafi şunu söylüyor. Diyor ki birinci cümle doğrudur. Çünkü el-ihve bir kümedir. Günümüz ifadesiyle söyleyelim. Bir kümedir. Kardeşler desek ki diyor Sirafi menil ihve kardeşler kimlerdir diye sorsak bize şöyle diyecekler. Farklı renkle yazalım. Zeyd, Halit, Ömer, Bekir, dört kardeş. Zeyd diyor bu kardeşler kümesine dahil midir? Evet. İşte bu Zeyd bu kümenin içerisinde en faziletli olduğunu ifade ettiği için Zeyd de buraya dahil olduğu için dolayısıyla el-ihve de Zeyd de dahil olduğu için burada efendim bu cümle doğrudur. Ama sen bunu bilmeden söyledin diyor. Şimdi biz buna mantıkta kaplan diyoruz. Kaplan. Yani kümenin kaplamının içinde ne var? Kardeşler deyince dört isim var. Zeyd buraya da dahildir. Dolayısıyla Zeydun aftalul ihve doğrudur diyor Sira. Ama ihvetiye gelelim. İhvetihi. Bu hüve Zeyd'dir. Şöyle soralım. Men ihvetu Zeyd? Zeyd'in kardeşleri kimdir diye sorarsak. Bakın. O zaman şu kümeyi soruyoruz. Kim kaldı burada? Halit, Ömer, Bekir. Şimdi diyor. Burada Zeyd bunlara dahil değil ki. Zeyd'i bunlardan ayırt etmiş olduk. Bakın faslettik diyor. Ayırt ettik. Ayırt edilince ayrı şeylerin birbirlerine üstünlüğü sorulmaz diyor. Söylenilemez. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey oldu. Kümesel bakımdan bakın. Aslında burada sadece lafzi bir incelik var. İçten kaplan meselesinde sadece lafzi bir durum var. Sen diyor buna da evet doğrudur dedin ama bu yanlıştır diyor. Çünkü Zeyd bu kümeye dahil olmadığı için kümenin dışında olan, kümenin içinde olanlarla ismi taftille söylenemez diyor. Bu dilsel bir şeydir. Ahmet Dağ bin Yunus diyor ki hayır efendim. Biz anlamın doğruluğuna bakarız. Anlamın doğruluğunda bu iki cümlenin anlamsal içerik doğru olduğundan lafızların değişimi anlamın değişimini etkilemez. Dolayısıyla ikisi de doğrudur. Mantık olarak ikisi de doğrudur diyor. Senin yaklaşımın yanlıştır diyor. Şimdi anlaşamadılar değil mi? Neden? Az önceki kategorilerden.
son derece önemli bir şey. İşte akletişteki o temel kategorilerin zihinsel dünyamızı inşa eden, zihinsel bakışımızı belirleyen o çok temel faktörün burada ne kadar önemli bir husus olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Metta bin Yunus konuya mantık ve anlam üzerinden baktığı için ister kaplamı ister içlemi açısından her iki cümlenin de anlamsal doğruluğunun olduğunu ama Sirafi konuya lafız bakımından baktığı için lafzi olarak bu iki cümlenin birbiriyle aynı olmadıklarını, dolayısıyla lafız aynı değilse lafız farklılaşınca anlam da farklılaşır. Beyani kategorinin, akli kategorinin en önemli unsuru budur. Lafız farklılaşınca anlam farklılaşır. İza tagayyara'l lafz fe tagayyara'l mana. Bu net bir kuraldır. Son derece önemli. Ziyadetul lafz tedullu ala ziyadetil mana, lafzın fazlalığı anlamın fazlalığına delalet eder. Temel ilkedir. En başta söyledik. Şimdi İbn-i Cimri'den müsaadenizle yorulduğunuzu biliyorum. Onun ünlü eseri El Hasais'te bahsettiği ki değişik vesilelerle Cabiri eserinde İbn-i Cimri'den çok bahsedecek ve Suyuti'nin de onun hasaisine yapmış olduğu çok önemli bir efendim derlemesi var, ihtisarı var ve düzenlemesi var. Şimdi bu konuda bize diyor ki İbn-i Cimri, lafzın manaya delaletinin üç mertebesi vardır. Yazalım. Lafız manaya üç mertebede delalet ediyor. Evet. Bunun birisi lafzı delalettir. Deminden beri bunu konuşuyoruz. Lafız var, onun delaleti var. Üzerinde duracağız. Lafzı delalettir. İkincisi sınai delalettir. Sınai delalet. Buna yapısal delalet diyoruz. Üçüncüsü ise manevi, evet, manevi delalet. Şimdi bu üç unsurun üzerinde durarak lafzın manaya delaletini toparlayalım ve oradan inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Şimdi bir lafzı delaletten söz ettiğimizde az önce söylediğimiz gibi morfolojik olarak biz herhangi bir sözcüğü buraya yazdığımızda örneğin bu bir lafız değildir. Bu üç tane harftir. Yazalım. Biri dat, biri ra, biri b olmak üzere üç tane harftir. Bu lafız seslendirildiğinde delalet etmiş olur. Yani harfler seslendirildiğinde ya da yazıya geçirilip yazının delaletiyle yazı olduğunda bir delalete sahip olur. Ve mesela biz bunu darebe okuduğumuzda bu lafzın bir anlama delaleti vardır. Bunu darebe okuduğumuz andan itibaren etken bir biçimde dövdü anlamını ifade ederiz. Peki darebeyi söylediğimiz andan itibaren yapısal delalet devreye girer. Ve der ki darebe malum bir yapıdır. Malum. Yani etken bir yapıdır. Eğer biz bunu duribe okusaydık bu defa edilgen olurdu.
yapısal olarak meçhule, edilgene dönüşmüş olurdu. Bu sefer de anlamı dövülde olurdu. Demek ki, dikkat buyurunuz, İbn-i Cinni diyor ki, lafızları okuduğumuzda, lafızları irab olarak seslendirdiğimizde, sınai olarak, yapısal olarak onları değiştiriyoruz. Darabe demekle duribe demek farklı bir şeydir. Ya da darabe demekle darrabe demek farklı bir şeydir. Bakın şedde koyduk, darrabe yaptık. Şedde koyalım, darrabe yaptık. Durribe yaptık. Ya da darp yaptık. Bakın mastar okuduk, darbun yaptık. Az önce okuduğumuz kalıplara dönüştürelim. Kategori kalıplara, Aristoteles'te karşılaştığımız kalıplara. Darbetun, dırbetun, daribun, madbubun, değil mi? Bunlara dönüştürelim. Yapısaldır. Ve her bir yapısal dönüşümler bize o yapısal anlamın ne olduğunu belirleyen modaliteyi de verir bize. İşte bu açıdan diyor İbn-i Cinni, dilin irab olarak seslendirilmesi aynı zamanda yapısal bir belirlemeyi de beraberinde getirir. Yani biz bunu darabe okuduğumuzda da otomatik olarak sınai bir işlem yapmış oluruz. Durbe dediğimizde de diğer sarf kategorileri olarak çektiğimizde de çekimini yaptığımızda da aynı şey yapmış oluruz. Ve yine İbn-i Cinni diyor ki burada tam olarak darebe, duribe, darp, darip, madrup her ne derseniz deyin bunları söylediğiniz andan itibaren manevi bir delalet de devreye girer. Bu da darebe dövdü dediğimizde zihin kim dövdü diye sorar. İşte manevi delalet akli, mantıki delalettir. Cinni diyor ki lafzın her zaman delaletlerinde otomatik olarak akli delalet de ortaya girer, çıkar. İşte bu kim dövdü? Kim dövdü? Tam da burada kim dövdü sorusunu sorduğumuzda kim dövdü sorusu bize neyi soruyor? Kim dövdü sorusu değerli izleyenler faili soruyor. İşte Cabiri diyor ki beyani aklın dil üzerinden yapmış olduğu bu analizler ve bu tespitler ve bu ilkeler beyani aklın ileride göreceğiz. Kelami düşüncelerini, fıkhi düşüncelerini de belirler ve dolayısıyla kelamın en temel ilkesi olan her fiilin bir faili vardır. Vardır. Bu kelamın en temel ilkesidir. Her fiilin bir faili vardır. Bakın bu her fiilin bir faili vardır, manevi bir delalettir ve aklidir. Dolayısıyla dil fıkhın, kelamın oluşmasına izin verirken İbn-i Cinni'nin beyanıyla nasıl dilin kendi mantığında onun kurgulandığını, nasıl dilin mantığı içerisinde yer aldığını doğru gözlemlememiz ve doğru tespit etmemiz gerekiyor. İşte buradan hareket ederek biz darabe dediğimizde bir lafız telaffuz etmiş oluruz. Bir yapıdan yapı belirlemiş oluruz. Ve bir de anlam belirlemiş oluruz. Anlamı belirlediğimizde işte faili belirlemiş oluruz. Fiil failine nispet edilmiş olur. İleride göreceğiz.
dikkat buyurunuz. İleride göreceğiz. Bunları detaylı bir biçimde işleyeceğiz. Arapçada bakın darabe dövdü dedi. Zihin ne arıyor? Fail. Zeydun. Zeyd dövdü. Bakın. Zeydun. Zeyd dövdü. Bu fiildir. Bu da faildir. Bu amildir. Bu da mamuldür. Hangisi belirleyici? Nahiv açısından bakarsak amil önce gelir. Amil belirleyici. Ama fiil fail olmadan zuhur edebilir mi? Hayır. E o zaman belirleyici olan nedir? Belirleyici olan zeyttir. Ama lafzı değil, anlam bakımındandır. Onun için Aristoteles kategorileriyle nahvi Arap edebiyatı beyani aklın kategorileri üzerinden söyleyecek olursak, bakın özneyle başlayan dillerle fiille başlayan dillerin aklediş arasındaki son derece önemli farkı önümüzdeki derslerde daha iyi ele alarak üzerinde duracağız. Evet, görüyorsunuz değil mi? Arap dili lafız üzerinden belirleyici olan bir dil olduğu için fiili cevher olarak koyduk oraya. Özneyi değil, mastarı değil, ismi değil. Ama lafız bakımındandır. Lafzın teşekkülü bakımındandır. Lafzın manayı ortaya çıkarışı delaleti bakımındandır. Yani Zeyd'in fail olarak bir anlam olarak ortaya çıkması için fiile, darabeye ihtiyacı vardır. Onun için darabe Zeydün'dür de bakın darabe Zeydün'dür de Zeydün daribundur. Aralarında çok önemli dilsel fark var. Bu kadar detaylarla bu bölümde sizi daha fazla yormak istemiyorum. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Şimdi konunun en başına dönelim. Cabiri okumalarımızın bu bölümünde lafız anlam ilişkisine ve dilin mantığına değinmeye çalıştık. Ve lafzın ne kadar önemli olduğunu, belirleyici olduğunu ve dolayısıyla anlamı sürekli peşinden götürdüğünü, taşıdığını ve beyani aklın ilk kategorisi, dilsel kategorisi olan lafız anlam ilişkisinde, dil mantığında lafzın bu belirleyiciliğini konuşmaya inşallah önümüzdeki dersten itibaren de devam edeceğiz. Burada kalıyorum efendim. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.